Fincan Kahve'nin 40 yıl hatırı vardır derler. Şu anda çok güzel bir kilisenin avlusundayız ve çok da özel bir konuğum var. 1994'ten beri ekranlarda Ayşe Tolga. İlkokulda başladın değil mi Ayşe'cim? Yaşım çıkacak Saffet'cim şunu söyleyince. 20 senedir yapıyorum evet. Ne kadar güzel ya. Sen iyi yaşam felsefesini adeta ilke edinmiş isimlerden bir tanesisin. Ve eminim ki bu Fener'in dik ve merdivenli sokakları yürüyüşler için çok ideal. İdeal gerçekten. Eski İstanbul sokaklarını arşınlamak çok güzel. Çünkü zaten çevrenize bakarken nasıl yürüdüğünüzü anlamıyorsunuz. O yüzden spor yapmayı sevmeyenler için böyle turlar bence ideal. Hem spor yapıyorsunuz hem de kültür turizmi aslında. Moğolların Meryem'i Kilisesi burası. Ve benim İstanbul hakkında her şey kitabında çok detaylı yazdım. Bir yerde. Çünkü hikayesi çok enteresan. İstersen gel kahvelerimizi içtikten sonra içeriye girelim. Tamam, çok merak ediyorum. Moğolların Meryem'i Kilisesi Bizans döneminden kalıp da hiçbir zaman camiye çevrilmemiş yegane eser. Bunun da ilginç bir hikayesi var. Bak duvarda Fatih'in bir fermanını görüyorsun. Hı hı. Orijinali Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunuyor bu fermanın. Fatih'in biliyorsun İstanbul'un 4. tepesinde çok güzel bir cami var. Hı hı. O camiyi yapan aslında Rum asıllı Hristodulos isimli bir mimar. Hı hı. Ve mimarın bir arzu olmuş sultandan. Sultanım demiş bizim cemaatin bu kilisesi kilise olarak kalabilir mi? Ve böylelikle bu ferman verildiği için hiçbir zaman camiye çevrilmemiş. Başka bir hikaye daha var. Az sonra diye anlatacağım onu da sana. Harika. Ama öncelikle fermanın yukarısında bak ilginç bir fresk görüyoruz. Evet. Orada Aya Nikola var. Yani yabancıların Noel Baba diye bildikleri kişi bu. Aziz bu. Aziz Nikola. Fakat şimdi bakacaksın bizim bildiğimiz Noel Baba'ya hiç benzemediğini göreceksin. Hikaye çok enteresan. 1929'da Great Depression dedikleri bu büyük buhran oluyor. Dünya ekonomisi tamamen çöküyor. Hı-hı. Ve çok büyük şirketlerden bir tanesi satışlarının çok aşağılara indiğini görüyor. Hı-hı. Satışları arttırmak için bir yol arıyorlar. Ve ne yapıyorlar? Noel Baba'yı kendi renkleriyle giydiriyorlar. Ve biliyorsun altına da bir tane kızak koyuyorlar. Ren geyikleri Jingle Bells Jingle Bells diye Noel Baba ortalıklarda dolaşan bir figür haline geliyor. Oysa Noel Baba'nın gerçeği bu. Hı hı. Ve bizim topraklarımızda yani Demre'de eski adıyla Mira'da doğmuş. Ama gerçekten yeni yıl zamanı, Noel zamanında mutsuz insanlara yardım ettiğini ben biliyorum. Tabii tabii. Doğru tabii. Değil mi? Hikaye yardım ediyor, hediye götürüyor geliyor. Şeyle beraber. İhtiyaç sahiplerine mesela diye. Mesela 3 tane kız var, evlenemiyorlar. Çünkü o dönemde kızların drahoma vermesi lazım. Hı hı. Kızlar evde kalacak. Noel Baba ne yapıyor? Gidiyor onların evinin bacasından içeriye para kesecikleri atıyor. O yüzden de Noel Baba'nın hep bacadan geldiğine inanır çocuklar. İlginç. Amerika'nın böyle bir gücü olduğunu zaten kesinlikle biliyorduk ama bu kadar büyük bir endüstri olduğunu tahmin etmiyordum açıkçası. Gördüğün gibi imaj her şey baktığında. Gerçekten öyle. Aynı zamanda gemicilerin azizi biliyor musun? Benim. Mesela bir böyle fırtınadan sonra sağ salim dönerlerse limana gemilerinin küçük bir modelini yapıp kiliseye hediye ediyorlarmış. O yüzden de buradaki sahnelere dikkat edersen gemileri, yelkenlileri falan da görebileceksin. Evet, onların da azizi olduğu için. Harika. Şimdi istersen gel bir de Moğolların Meryem'in hikayesini anlatayım sana. Tamam. Şöyle ilerleyelim mi Altara Sunağı doğru? Moğolların Meryem'i diye geçen aslında Maria isimli bir Bizans prensesi. Kadıncağız birazcık diplomatik olaylarda piyon olarak kullanılmış. Çünkü Moğollar hep büyük bir engelmiş, büyük bir tehditmiş Bizans İmparatorluğu için. Kızcağızı yollamışlar. Oradaki hanlardan evet, biriyle evlensin diye. Tabii o zaman uçak falan yok. Develerin üzerinde yavaş yavaş gidiyormuş. Tam varmış Moğolistan'a haber gelmiş ki evleneceği adam yani Hülagü Han ölmüş. Bu kadar yol gelmiş demişler, boşa gitmesin diye kızcağızı Hülagü Han'ın oğlu Abagü Han'la evlendirmişler. Hmm. Bir 15 yıl kalmış fakat koca gene ölmüş
Ve bunun üzerine başka bir Moğol'la evlendirmeye karar vermişler. Kadıncağız da demiş ki bu kadar yeter, ben memleketime geri döneyim. Buraya gelmiş ve 1261 yılında inşa edilen bu kilisede ve manastırında hayatının kalan kısmını tamamlamış. Harika. O yüzden de Moğolların Meryem'i diye ilginç bir ismi çok var kilisenin. Çok ilginç. İstanbul'da böyle bir isimli bir kilise olması da ilginçmiş. Aynen öyle. Biz şimdi tam ayin sonrasında geldik seninle kiliseye. Etrafta böyle kesif bir tütsü ben kokusu var. Ben de sana onu soracaktım burnuna geldi. Buradanlardan gelen kokuyu duyuyoruz şu anda. Sen aromaterapi konusunda uzman isimlerden birisin. Ne kokusu aldın? Buradaki günlük, yani günlük ağacı, olibanum dediğimiz Oil of Lebanon aslında tarihteki en şeyi. Çok eski kayıtlarda bile olan aromaterapideki en kutsal yağlardan bir tanesi aslında. Günlük İngilizcesi frankincense. Oil of Lebanon gerçekten Lübnan yağı hani olarak geçiyor biliyorsun. Ve bu gerçekten kötü ruhları kovması, işte insanları çok fazla yükselmeden, çok ruhani şeylerde olmadan dünyaya bağlaması, zincirlemesi ve köklemesi için kullandığımız bir yağ. Özellikle Hristiyanlıkta ve Musevilikte çok fazla var. İlginç yani, şu anda da bu kokuyu almak çok hoşuma gitti. Çünkü eğitimlerinde de hep bunu anlatırım, işte bu yağ. Ve çok fazla da kullanılan şey hem Tanrı inancını, maneviyatı kuvvetlendirir. Aynı zamanda da matem duygusunda, yakınlarımızı çok aniden kaybettiğimizde matemle yüzleşmeyi, onu kabullenmeyi, ölümü kabullenmeyi kolaylaştıran bir yağdır.